Güzellerim, günaydın. Yeni bir günden sizlere yine günaydın diyorum. İyi akşamlardan sonra bence günaydın daha iyi hissettiriyor. Şimdi saçımızı yapacağız, makyajımızı yapacağız. Sabah bayağı erken şu an işe gideceğiz. Bugün servisle değil, arabayla gideceğim işe. Çünkü hem öğlen dışarıda bir işim var, hem de böyle bir tık erken çıkacağım işten. Usta gelecek ölçüler ve fiyat için. Onunla görüşeceğiz. O yüzden de böyle dediğim gibi bir tık erken çıkmam gerekiyor. Öyle. Umarım beğenirsiniz yine. Şu görüyor musunuz ben gibi duran şeyi? O bir sivilce. Ama gittikçe benleşmeye başladı. Ha, bu arada inanılmaz bir şişliğim var. Yani çok 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 şişliğim var. Soğan kürü öneriyorlar bunun için. Bir gün denedim ama bir gün değil, onun belli bir düzende denenmesi gerekiyormuş. Sizce iyi gelir mi? Aranızda deneyen var mı? Ne önerirsiniz bunun dışında? Bu işte adet düzensizliğinden muhtemelen olan bir şey. Çünkü çok şiş hissediyorum. Yediğim içtiğimi biliyorsunuz zaten diğer videoları izlediyseniz. Özellikle GAPS diyeti ile ilgili olan o sohbet videomu şuraya koyarım. Yani bu kadar az ve protein ağırlıklı beslenirken vücudumun ve özellikle böyle karnımın, at karnımın çok şiş olması beni çok rahatsız ediyor. Hani şiş hissetmek zaten başlı başına rahatsız ediyor. Çünkü hani fazla gergin gibi düşünün, gergin bir balon gibi hissediyor insan. Dediğim gibi bana soğan kürünü önerdiler. Siz ne önerirsiniz? Daha önce denediniz mi? Başka bir öneriniz var mı? Hepsini bekliyorum sizden. Bu arada daha videonun başındayken lütfen bana abone olmayı unutmayın. Yani yorumlarınız, gelen cevaplar, gelen Instagram'dan DM'ler, Instagram'a da şöyle bırakıyorum. Çok çok tatlısınız. Yani gerçekten şükrediyorum böyle güzel insanlara denk geldiğim için. Ha, bir şeyi eleştirirken bile o kadar tatlı sözcüklerle eleştiriyorsunuz ki ben gülümseyerek okuyorum. Çünkü o eleştirinin bana bir şey katacağını görüyorum. Bu kadar tatlı bana iletildiği için. Hani sadece sosyal medyada her şeyi diyebilirim şeklinde insanlar değil. Ben bunu söylersem belki bu insanın işine yarar, belki gözünden kaçmıştır tarzında eleştiriler geliyor ve gerçekten dediğim gibi çok mutlu oluyorum. O yüzden abone olup beni desteklerseniz çok 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 mutlu olurum. Yani bu ev turu videom mesela aldı başını gidiyor ama bir o kadar iyi ki geldiniz. Gelenler var, görüyorum. Çok da mutlu oluyorum. Diyorum ya size. Yani bu kadar güzel insanlara denk gelebilmek müthiş bir his. Allah'ım bozulmasın. Ay amin. Yani bozulsa bile şu güzel insanlar hep daha ağırlıkta kalsın istiyorum. İnşallah. O yüzden böyle sizlerin abone olması benim için çok kıymetli. Şöyle bir dakikanıza, bir dakika bile değil, abone olursanız şöyle hemen kanalıma gidip aşağıdan ya da böyle videonun altına abone olursanız çok 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 mutlu olurum. Şimdi böyle dediğim gibi size bir günaydın demek istedim. Saçımı yapacağım, makyajımı yapacağım, kahvaltımı hazırlayacağım. Odayı falan topladım. Dişlerimi fırçaladım. Böyle anneme nasıl hesap veriyorsam küçükken size de söylüyorum. Anne dişlerimi fırçaladım diye. Sonrasında da işe doğru yola çıkacağız. Bakalım bugünü beğenecek misiniz? Çok merak ediyorum. İnşallah çok güzel bir gün olur hepimiz için. Ya saçımı yapacaktım şöyle dalgalı. Ama pek yapasım gelmedi. Böyle dün duş alıp şey yapmıştım. Doğal haliyle bırakmıştım. Taradım sadece. Bir güzel krem sürdüm. Bence yeterli. Güzel bir makyajla hallederiz. Kurutmam yine dolu. Benim her videoda kurutmam dolu. Çünkü bu evde bitmiyor. Arkadaşlar bitmiyor. Bu evin çamaşırı bitmiyor. İki kişiyken nasıl bu kadar kirleniyor bilmiyorum ama bitmiyor. Böyle kalsın bence saçım ya. Her gün her gün yani yapmaya bence gerek yok. Zaten yaz geldi. Artık saçım ıslak çıkabileceğim için mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Saç kurutmak, yapmak bazen benim için ölüm gibi oluyor. İnanılmaz yoruyor. Yani saçımı kurutmam 10-15 dakika. Yani minimum bu da hani hafif nemli bırakırsam. Üstüne şekillendir. Yine minimum hadi çok hızlı yap 10 dakika. Yarım saat kilitleniyor. Ama ıslakken iki böyle krem, iki köpük bitti. Çık dışarı. Hadi gelin makyaj yapalım. Sonra hemen diğer hazırlıklarımızı halledelim. Bu arada hani makyaj yapacağım deyince beklenti büyümesin. Şey yapacağım. BB krem süreceğim. Onu da şu an süngerim kirli. Onu yüzüme sürmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi zaten bu hem pikostan dolayı hem de cildim yani niye bilmiyorum. Lekeye ve sivilceye çok yatkın.
iyice kötü etkilemek istemiyorum kirli süngerle. Bazen mecbur kalınca kullanıyorum. O an yıkama fırsatım olmuyorsa ama. Elimi hazır yıkamış ve temizken. Bu arada öncesine de güneş kremi sürdüm. Güneş kremini ihmal etmeyin. Olur mu? Düşünün, ben güneş kremi ihmal etmediğim halde cildim meke tutabiliyor. Mesela burun ameliyatı olacağım ya, doktora şeyi sormuştum. Siz yabancı değilsiniz, anlatabilirim. Benim dudağım, yani şu an çok belli olmuyor da şöyle sileyim. Çok böyle büyük bir dudak değil ki, ben dolgu yaptırdım daha önce ama bayağı oldu, bir yıl oldu galiba. Sonrasında yaptırmadım. İşte botoks yaptırmıştım, onu da yaptırmadım. Botoks yaptırma sebebim bu arada şu. Hemen aynaya bakıp geliyorum. Siz biraz şöyle mi alsam? Bu arada dediğim gibi, yani botoks yaptırma sebebim şu. Ben biliyorsunuz ki tüp mide ameliyatı oldum. Ve tüp mide ameliyatında ben yüz yogaları yaptım bu arada. Ondan da bahsetmiştim bir diğer videomda. İstediğim kadar yüz yogası yapayım. Yüzümde, alnımda şu görüntü oluştu. Ve ya şu an aşırı rahatsız olmuyorum ama benim huyum belli olmuyor. İnsanız. Gerçekten bir sevdiğimi bir sonradan sevmeyebiliyorum. Şurada daha varmış aslında. O yüzden dolgu yaptırmıştım. Memnun da kaldım bu arada. Hani gayet güzel yapmıştı yapan arkadaşım. Arkadaşım. Kendisi doktor. Çok memnun kalmıştım ama tekrar şu an yaptırmadım. Dolgu konusunda da bak konuyu nasıl dağıttım. Bu dudak dolgusu konusunda doktor dedim ki, hocam hani madem bıçak altına yatacağım, içinde madem bu eğrilik var, dudağımın şöyle lip lift denilen bir işlem varmış. Onu dedim yapabilir miyiz? Hani ben o işlemle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Sadece dedim çevremden önerdiler. Hani madem bıçak altına yatacaksın burnunun içi için, bak böyle bir şey yaptırabilirsin diye dedim. Hiç önermiyorum dedi. Dolgu yaptırmaya devam etsen daha iyi dedi. Şurada M şeklinde bir izin kalıyor dedi. Senin cildinde lekeye meyilli. Biraz senin için sıkıntı olabilir dedi. Ondan sonra şurada bir kemiğim var. Şöyle. Küçükken ben böyle hani kenarı demir ranza diyorum, pardon. Karyolalar vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani kaç yaşında beni izleyenlerin hepsi onu da bilmiyorum ama hatırlayanlar varsa böyle anlayacaktır beni. Küçükken bebekken emeklerken falan ben burnumu oraya vurmuşum. O zamandan beri de burnumun kemiği öyle kalmış. O yüzden şey sormuştum. Peki dedim, o kemiğe bir şey yapabilir miyiz? Burnunun yapısı çok güzel dedi. Olabildiğince dokunmayalım bence. Hani burnun büyük olsa ya da biraz sıkıntılı bir burnu olsa, kemerli bilmem neli. Ben dedi yapalım derdim sana zaten, hazır bu ameliyatı oluyorken dedi. Ama şu an bence senin burnun için böyle bir ihtiyaç söz konusu değil. Ha çok göze batan benim açımdan doktor olarak dedi, burnunun şurasında bir hafif yamukluk var, onu düzeltebiliriz dedi. Ben de tabii ki de doktora bıraktım bu konuda. Çünkü hani o en şeffaf şekilde benimle konuşmaya çalıştı. Bakalım sonrasında ne olacak bilmiyorum ama böyle bir konuşma geçti aramızda. Şunu soracağım. Ben zaten geçen düğüne giderken, pardon kınaya giderken de göstermiştim. Şu ruja taktım. Bence rujon seriye. Yanıma alayım. Çıkıyor çünkü. Ama çok seviyorum. Azıcık rimel. Çok abartmadan. Çünkü bu rimel kolay kolay çıkmıyor. Birazcık da şöyle rimel sürdüm mü, gördüğünüz gibi benim için makyaj bitti. Yeter. İnanın yeter. Daha fazlasına gerek yok şu an. Saçımı da açarım. Şöyle allığıma bakayım güneşte. Bence tatlış oldu. Şimdi yumurtamı yapmaya gidiyoruz. Takı taksam mı? Aa, yüzüğüm yok, durun. Takı olarak da annemin şu gençlik saatine. Net dedi mi acaba? Net dedi. Bunu takacağım. Bir de şu kolyelerimi takacağım. Hadi takalım. Ya şimdi evli olmanın güzel yanını söylüyorum. Aşkım şunları bir taksana diyorum ve ben hiç bunlarla uğraşmıyorum. Çok rahat oluyor. Şu
Birinci okey. Biraz dar yapacağım. Şayet görebilirsen. Şöyle biraz aşağı indireyim ki size takılarımı görün. Nasıl durduğunu yani. Bakalım. Bir önceki videolarda bahsettim ya, makyaj konusunda ben böyle çok çeşit çeşit ürünleri olan, yani var çeşit yok diyemeyeceğim ama hani onu da alayım, bu da olsun, işte şu ruj varken şu rujum da olsun modunda değilim. Daha çok ya bütün rujlar birbiriyle uyumlu olsun. Belli başlı renkler vardır mesela, işte bordo, ne bileyim kırmızı. Onlardan böyle birer tane bitmeden ya da tarihi çok geçmeden, bana göre tarihi, bu arada üstündeki etikete göre, ben bunun tarihi geçti diyorsam anca yenisini alıyorum. Kötü bir şey biliyorum. Çok böyle saldırmıyorum makyaj malzemelerine. Rimelim çok hızlı bitiyor. Çünkü makyaj yapmasam bile bazen rimel sürdüğüm oluyor. Fondötende zaten takıntılı olduğum bir marka, birkaç marka var. BB kremde tek bir çeşit alıyorum genelde. O yüzden böyle çok şey olmuyorum. Bir sürü makyaj masamı dolduracak makyaj malzemem yok. Dönüp dolaşıp beni aynı ürünlerle göreceksiniz. Belki sonrasında ben de böyle biraz daha makyaj konusunda kendimi geliştiririm. Bakarız oralara. Kediler şu an kapıları kapalı, o yüzden miyavlıyorlar. Onu açacağım. Göktuğ işte ben rahatsız olmayayım diye kapatmıştı uyurken. Kapıyı böyle tık 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 yapıyorlar açalım diye. Konuyu yine değiştirdim. Konumuza dönüyorum. Bakarsınız sonra ben de makyaj konusunda kendimi ilerletirim. O zaman söz veremiyorum. Bakın baştan söylüyorum. Belki bir sürü şey alırım, böyle beraber makyajlar deneriz ederiz. Ama şu an en azından dediğim gibi şöyle bir kutu içerisinde, işte bir çekmecede bir iki tane olacak şekilde ürünüm var. Sonrası inşallah böyle kendimi biraz geliştiririm. İstiyorum da, biliyor musunuz? Yani biraz makyaj konusunda daha farklı şeyler yapabilirim. Mesela eyeliner çekmekte hala zorlanıyorum. Aslında çekiyorum ama bana biraz zor geliyor. Kalem gibi olanlarla daha kolay çekiyorum gibi gibi. Şimdi kedilerin kapısını açıp suları mamaları var mı ona bakayım. Göktuğ muhtemelen koydu ama biz yine de bir kontrol edelim. Tehlikeye atmayalım. Sonra da artık yumurtamızı hazırlayalım. Şimdi yumurta haşlayacağım. Şu aralar sürekli bunu omlet tarzında yedim. Biliyorsunuz her sabah yumurta yiyorum. Ve artık biraz böyle sıkıldım yani omlet yemekten. Yani her gün yumurta yiyince insan, yüksekte yapayım da çabuk olsun. Diyorsunuz ki yani yeter artık. Farklılık olarak bir tek haşlanmış yumurta seçeneği kalıyor geriye. Bulaşık makinem de bitti. Dolu ki şu an kirliler burada duruyor. Lufi girme aşkım. Gel bir tane. Gitme anneciğim. Ne diyordum? Bulaşık makinesinde işte böyle biraz bulaşıklar var. Bu kirleri de gelince koyacağım. Çünkü o kadar baktım kalmadı. Yumurtalarımı haşlayayım, kabıma koyayım. İşe doğru gideyim artık. Öyle. Geçen gün yaka kartımı kaybettim. Sizde biraz toz mu var? Şöyle temizleyelim. Geçen gün işte yaka kartımı kaybettim. Daha doğrusu hani evdedir dedim. Evden çıktı zaten ama kaybettim sandım. Dün de böyle ararken bulamadım falan. Meğersem çekmece şöyle dik bir şekilde koymuşum. Görememişim. Göktuğ gördü. Çok rahatladım. Bir de şu an onunla uğraşmak istemiyordum. Yeni bir kart bastırmakla. Öyle. Bir diğer bilgi daha veriyorum. Yani böyle sizle konuşmak benim çok hoşuma gidiyor. Sohbet ediyoruz karşılıklı. Şimdi benim kuru yemiş hakkım var böyle suda bekletilmiş. Sulu olduğu için tam eğemiyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bundan benim normalde hakkım 30 tane falan. Yiyemiyorum. Onu da yiyemiyorum. Başlarda yiyordum bu arada alışma aşamasında ama niye bilmiyorum. Şu zamanlarda o kuru yemiş yemek bile bana çok zor gelmeye başladı. Yani muhtemelen midem küçüldü. İşte o açlık ve insülinle ilgili biraz denge korumaya başladım. Bakın limonlu su içmedim. Bekleyin, limonlu elma sirkeli su içmedim. Onu içeyim. Siz de hayatlar nasıl? Siz de bana yazın. Gerçekten ben aranızda izleyip yazanlar varsa biliyordur zaten. Kesinlikle geri gördüğüm her mesaja geri dönüyorum. Bazen şeyi fark ettim özellikle Instagram'da. Buradan zaten yorum olarak yazıyorsunuz. Bazı istekler spam alanına düşüyor. Ve ben o mesajları çok geç görüyorum. Hani gelen istek kısmını da göremiyorum. Bazen kontrol etmek için spama girdiğimde görüyorum ve çok üzülüyorum.
Çünkü spamlık mesajlar değil o mesajlar. Niye böyle oluyor inanın bilmiyorum. O yüzden böyle kısacası hem yazıp hem izleyenler varsa geri döndüğümü gayet iyi biliyordur. Nasıl gidiyor hayatınız? Siz nasılsınız? Her şey yolunda mı? Bana yazın. İnşallah her şey yolundadır. İnşallah böyle her şey güzel gidiyordur hayatınızda. Bir de size bir şey söylemek istiyorum ama önce şunu bir içeyim. Hazır mıyız? Çünkü ben bunu bitiremiyorum. Ama yani şunun şu kadarını bile içsem benim için kar. Sonra bir şey konuşacağız. Bekleyin. Bayağı içtim. 100 milimden fazla içtim. Gözüm gitti. Konumuza döneceğim bir saniye. Hızlı içince öksürük yaptı. İyiyim, toparladım. Hazır şey olmuşken şu diğer vitaminimi de içeyim. Bu da aç karnına içilen bir şey çünkü. Sizinle şeyi de konuşmak istiyorum bir ara. Burnum akmaya başladı öksürdükten sonra. Şimdi buna artık dua etmek diyebilirsiniz, manifestlemek diyebilirsiniz, inanmak diyebilirsiniz. Herkes istediğini söyleyebilir aslında. Ben 15 yaşından bu yana birkaç kitap okumuştum ama hani 15 yaşındaki ben okudu. Yani şu an okunabilir, geri dönüp tekrar okuyabilirim. Ama 15 yaşındaki ben okuduğu için mutluyum. Çünkü muhtemelen geçmişten gelen bir serüvenle bu yolda olma o şeyi sindirmeme yardımcı oldu. Ki şu ara çok aksattım. İnanın bana çok aksattım. Bu da nedir? Benim bir hayal defterim vardı. Bir değil, birden çok. Her sene mutlaka bir deftere ben böyle hayallerimi olmuş gibi yazardım. Planlarımı yapardım, hayallerimi olmuş gibi yazardım. Buna inanırdım gerçekten ve hani o kadar yok artık bu da gerçek olamaz bade dedikleri her şey o defterde olmuş gibi yazıldı. Hatta bir ara ben kendime mail attım arkadaşlar. 2021 Eylül'de. Orada bu evliliğimi, hayatımda Göktuğ yoktu bu arada. Yani biriyle evlenip bir yuva kurmak ya da birini çok sevmekti amacım. Bir aile olabilmekti. Artık buna hazır olduğumu düşünüyordum. İşte üniversiteden sonra pek buna hazır hissetmemiştim açıkçası böyle. Evlenebileceğimi de bir yandan da aslında inanmıyordum. Yani bir yandan içimden bir ses, "Bade sen mi?" diyordu. Ama bu aslında benim sesim değilmiş, onu fark ediyorum. Ve evlilik korkumu ben Göktuğ'yla yendim. O işte mailimde bir ilişkiden neler bekliyorum, karşımdaki insandan neler bekliyorum. O sıra işle ilgili daha işe girmemiştim. O işte çalışıyormuşum gibi. O işte şu siz söyleyin departmanda şu işi yapıyormuşum gibi. Kendi kendime yazılar yazdım. Bir sürü ama size anlatamam. Ve onların gördüğünüz üzere çoğu gerçek oldu. Öncesinde de yazdığım şeyler vardı. Bir sohbet videosu çekerek bununla ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü hem benim kendi kendime bunu hatırlamaya ihtiyacım var. Hem de belki birilerinin aynı bu benim PCOS sürecim gibi düşünün. Ya bu süreç bence paylaştıkça sıkıntısı azalabilecek bir şey. Herkes biliyorsunuz paylaşmaya meyilli olmayabilir, paylaşmak istemeyebilir. Biraz altını kısalım nasıl kaynadı. Paylaşmak istemeyebilir, çekiniyor olabilir. Anlarım yani insanlık hali. Ben de paylaşıp bir kadına bile faydam dokunabilirse umarım önce kendime sonra sizlere. Çünkü şu an biliyorsunuz sürecin içerisindeyim. Nasıl sonuçlanacak bilmiyorum. İnşallah güzel sonuçlanır. Ben bir artı olarak diye başladım. Artı olsun diye açıkçası çektim. Çekinmek istemedim. Birilerinin gerçekten belki yarasına iyi gelir diye düşündüm. Bu olumlama, manifest, dua yani hangisi derseniz bunlarla ilgili yaptığım, yapmaya devam ettiğim, dediğim gibi bakın bir ara gerçekten çok saldım. Yani Ankara'ya geldiğimden bu yana normale göre çok 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 azalmış durumda benim bu hayal defterime yazdıklarım.
o inancımı taze tutma konusunda inanın eskisi gibi değilim ama geriye döneceğim. Çünkü bu bana her zaman iyi geldi ve her zaman güzel kapılar açtı bana. Bunda öncelikle inanıyorsun ya, aslında tevekkül gibi düşünün. Yani inanıyorsun, bunun için böyle hayaller kuruyorsun, gözünü de canlandırıyorsun ve sonra bunun için adımlar atıyorsun. Yani o adımları atmak zaten seni ona yaklaştırıyor bence. YouTube'da şu an benim için bunlardan biri mesela. Ben bunu istiyorum, gözümde canlandırıyorum, sonuçlarını hayal etmeye çalışıyorum, o an nasıl hissedeceğimi düşünmeye çalışıyorum ve bunun için adımlar atıyorum. Bunları ben hayal edip YouTube'a hiçbir şey çekmezsem tabii ki de ilerleme şansım yok çünkü hiçbir şey çekmemiş oluyorum. Bunları böyle detaylıca sizinle konuşmak, hayal defterlerimden böyle bazı maddeleri sizinle paylaşmak ve bunlarla ilgili ben nasıl yapıyordum, siz nasıl yapabilirsiniz? Herkes kendine göre bence ayarlayabilir. İlla böyle olacak diye bir şey olduğunu ben pek düşünmüyorum ama o sıra en verimli olduğum zamanları yani birçok konuda sizinle paylaşmak istiyorum. Siz bununla ilgili de ne düşünüyorsunuz? Bana belirtirseniz çok sevinirim. Önce biliyorsunuz size soğan kürü ve benzeri olarak öneriniz var mı diye sormuştum. Bir de bunu soruyor olayım. Böyle bir video çeksem hoşunuza gider mi? İkinci sorum geliyor. Pardon, üçüncü sorum geliyor. Birkaç yorum ve DM geldi. İşte profilimde işte beni tanıyın işte ya da bizi tanıyın tarzı bir video olmadığı için. Biliyorsunuz daha böyle aslında yeni videolar çekiyorum. Toplasanız 15-20 tane videom var. Bu shortslar dışında. Derseniz ki Bade çek, bizim için iyi olur, daha faydalı olur. O zaman çekerim ama ben sanki biraz erkenmiş gibi hissediyordum. Bu konu hakkında ne düşündüğünüzü de belirtirseniz gelen yorumlara göre en azından bu videoya da öncelik veriyor olurum. Çünkü sizin istekleriniz bir yandan burada önem teşkil ediyor. Çünkü sizler için aslında buradayım. Çek derseniz çekeyim. Bade biraz bekleyebilirsin bence. Birkaç video daha paylaş. Sonrasında böyle bir şey yap derseniz de bunu sonrasında yapıyor oluruz. Bu 3 sorunun cevabını aşağıya bekliyorum. Abone olmayı da unutmayın. Bakın çok önemli gerçekten. Hani çok sevgi dolusunuz görebiliyorum ve gerçekten bu beni çok mutlu ediyor. Yani yorumlara bir girin bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız ilk kez izleyenlerde. Yani şahane insanlara denk geldim. Ve bir abone bile şu an önem arz ediyor. Özellikle başlangıç aşamasında. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Abone olmanızı heyecanla bekliyorum o yüzden. Öyle bakalım cevaplarınız ne olacak merak ediyorum ben de. Şimdi yumurtama bakmaya gidiyorum. Sonunda çıktım. Oh. Şimdi arabayı bulacağım önce. Göktuğ'u aradım. Arkada dedi. Sağdan çık sen dedi. O da tam hatırlamıyor. Oh, arabaya doğru gideceğim. Ben evden ne zaman çıksam nefes nefese kalıyorum. Sonrasında günü devam edeceğiz. Hadi bakalım. Evet, sonunda iş yerine geldim. Evle iş yerimin mesafesi biraz uzak olduğu için yarım saat falan sürüyor yol. En iyi ihtimalle. O da çevre yolundan gelirsem aralardan geçiyorum. Elim kolum çok dolu ama yine de size böyle bir tekrar bilgi vereyim dedim. Kızlarım selam. Şimdi ben dışarıdaki işimi halletmeye gidiyorum. Oradan da eve geçeceğim usta geleceği için. Galiba balkona taktıracağım kornişleri de taktırabileceğim bugün. Oh, size bir selam vereyim dedim ama arabanın içi resmen yanıyor. Çok 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 sıcak hava. Güneş kremi sürün. Çok sıcaklarda dışarı çıkmayın. Bol bol su için. Şimdi ben gidiyorum. Sizi sabitlemek için can çekiştim ama neyse. Olduğu kadar. Olur da düşerse buraları koyamam. Şimdi işimi hallettim. İnşallah düşmez ya. Yani inşallah düşmezsiniz daha doğrusu. Şöyle sürtmeden çıkalım. İşlerimi hallettim. Ops, telefon düşüyor siz değil de. Şimdi şeye doğru gideceğiz artık. Evimize doğru. Ki ustayla işlerimizi halledebilelim. Değil mi? Şöyle dursam. Şöyle bakayım bir yandan. Müzik falan açmıştım ama telif yeriz diye kapattım. Size müzik keyfi de yapamıyorum. Ay. Öldüm. Sonunda geldim ama piştim. Piştim yani. Bakın halimi gösteriyorum. Yani şaftım kaydı. Şu da. Ben yiyemediğim için eve bayağıdır biz böyle ıvır zıvır almadık. Şimdi arkadaşlar da gelecek. Usta da gelecek ya. Onlara hani bir şey yapmadan olmaz diye.
Oh, bir şey hazırlamaya da vaktim olmadığında bir şeyler aldım. El mecbur. Yoksa ben de isterdim ellerimle hazırlamayı. Çok sıcak. Bakın kamerayı tutmakta bile zorlanıyorum. Eve gireyim de bir rahatlayalım. Selamlar. O kadar hızlı bir şekilde evi süpürdüm ki. Kediniz varsa yani ev süpürmek günde en az 2-3 kere yapmanız gereken bir şey oluyor ama çalışırken işte bu böyle olmuyor. İnsanlar da gelecek şimdi, ayıp olur diğer türlü de işte. O hani şey Türklüğün özündendir, anladın mı? Evi öyle bırakamamak. Onları hallettim. Şimdi termosuma su dolduracağım, soğuk su. Çok yoruldum ya. O hızlı hızlı yapmaya çalışırken. Bir de sadece bugün bir yumurta yedim. Diğerini yememiştim. En azından onu da yiyeyim ki biraz toparlasın. Bir de tavuk suyum vardı. Tavuk suyu çorbası gibi yaptım daha çok. Yani tavuk suyun için tavuğu tiftikledim bu. Başka hiçbir şey yok içinde. Bir de onu içerim biraz. O da beni toparlar diye düşünüyorum. Sonra zaten usta gelir. O kısımları da sizinle paylaşıyor olurum. Beni en çok işte ne zorluyor biliyor musunuz? Her gün neredeyse aynı şeyleri tüketmek. Su bitirmeye çalıştım ki yani üstüne direkt soğuk su koyayım. Ya bu durum insanı biraz bunaltıyor. Mesela zeytinyağlı biber dolması yaptım, gökrak kıymalı. Ne kadar zararlı olabilir ki diyor insan. Yani biber, işte domates, kıyma, soğan, maydanoz. Yani ben bunu niye tüketemiyorum ki diyor insan. İşte çok sorgulayınca bu diyet insanı rahatsız ediyor yani. Biraz da gerçekler. Yapması kolay bir diyet asla değil. İnanın bir aydır, neredeyse bir ay olacak, bir ay olmadı. Nasıl dayanıyorum ben de bilmiyorum. Bir an önce meyve yiyebilmek istiyorum. Yani sebze yemekleri tüketebilmek istiyorum farklı farklı. Zeytinyağı kullanmak istiyorum. Çiğ yağını hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bakın hiç. Yani bir şekil yağ olması yine iyi geliyor. Çünkü yağsız yaptığımda çok kötü oluyor. Ama yani tereyağının laktozunun alınmış hali. Düşünün. Ben tereyağını da severim bu arada, İskender'de falan. Ama durduk yere çok tüketmem. Zeytinyağı her zaman tercihimdir. Ya böyle çok özledim. Gerçekten çok özledim. Sonucunun iyi olacağını düşünerek inanın dayanıyorum. Zayıflamak için katlanabileceğim bir diyet asla değil bu benim. Sizi korkutmayayım tabii yine de. Hani bir hedef var sonuçta gözümün önünde. Bu PCOS'u biraz halletmek istiyorum. İşte çocuk konusunu artık daha sağlıklı olduğum bir bedende gördün mü bak bunu da denedin diyebilmek istiyorum. Çünkü direkt olarak diğer işte aşılamadır, tüp bebektir bunlara girişirsem kendimi kötü hissedeceğim gibi bir his var içimde. Ve yani hislerime göre biraz hareket ediyorum. O yüzden şu an buna bu kadar mücadeleci yaklaşıyorsam sebebi bir hedefimin olması, bir hayalimin olması inanın. Ama bu hedef ve hayal kilo vermek olsaydı buna katlanabilir miydim bilmiyorum. Biraz zor gibi ya, bilmiyorum. Yumurtamı yiyeyim. Selam tekrar. Ay, ustayı aramıştım ya, sağ olsun geri döndü mesajla. Ölçü işleri biraz uzamış. O yüzden bir tık gecikecekmiş. Neyse sağlık olsun. Oh, şu kamerayı ayarlamak keşke benim için bu kadar zor olmasa. Şimdi bir sürü abur cubur almıştım. Ben yemeyeceğim, merak etmeyin. Kızlar gelecek. Hani iki, işte biri hamile. Birinin yeni bebişi var zaten. Onlar yiyor. Onlar için koyacağım. Sümeyye ile biz yemeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Öyle yani. Hazırlarken siz de bakın diye siz de yanıma aldım. Hadi bakalım. Kapatıyorum. Tamam aşkım. Öpüyorum. Ben öpüyorum. Bay bay. Bay bay. Neye koysam ki? Düşünüyorum şöyle. Ne güzel olur diye. Aa durun şeye koyayım. Gerçi şunlar daha güzel. Buna koyayım.
Ben bunları çok seviyorum. Güzel kokuyor ki size anlatamam. Kombinim nasıl? Çok sıcak ya. Çok çok sıcak. Ne yapayım? Mecbur böyle giyindim yani. Şu şeyi çok seviyorum. Elmalı tartılı olan şeyi. Ama yiyemiyorum. Size bir şey göstereceğim şimdi. Bakın. Tabii şu an içi bayağı boş, pek bir şey yaramaz da. Şimdi ben üniversitede çok fazla cips yiyordum. Yani o kadar kiloya bir insan zaten yemezse nasıl çıkacak? Şimdi bu mesela böyle ya işte bunu işte kurtulursun falan. Öyle bir şey yoktu bende. Bakın şimdi. Şuradan şöyle içe geçirmeyi tutuyorum. Buradan böyle içe geçirmeyi tutuyorum. Bu da böyle bir trik. Cips yiyenlere, kuru yemiş yiyenlere duyurulur. Ya ben çok rahat ediyordum böyle. O yüzden size de gösterdim. Şimdi kuru yemiş demişken biraz onlar var en azından. Çiğ badem falan onlardan koyayım. Onu şuna koyayım. Güzel bir şey olacak gibi. Şurası gidecek. Evet, kümenin çiçekleri listesine bakın. Bugün çok güzel, güzel proje burası. Gelecek. Evet. Arkadaşlar. Şu karışıklık gidecek. Aynen. Buraya güzel led söyleriz altına. Led çok yaparız onu. Olur. Ben yaptım. Çok güzel olur. Şimdi birazcık badenin evini güzelleştireceğiz. Evet. Buraya iki katlı bir dolap. Ben anlatayım şimdi. Anlat. Buraya iki katlı bir dolap yaptırıyoruz. Aynısı benim kanalıma görebilirsiniz. Alt tarafı 3 tane çekmeceli, bir tane raflı olacak. Şöyle. Tabii ki de tek emanet edebildiğim kişi Hasan abi olduğu için. Hasan abi orada. Hasan abi çok güzel bir proje çizdireceğiz. Üst tarafı da 3 tane dolaplar olacak. En azından bütün yükünü alabilir badenin. Hemen şuraya da mikrodalganın kapatılmasını istedim. Çünkü hem kargaşa olmaz. Evet. Buraya bade bu şeyle tepsilerini de koyar. Şunu falan koyuyor için. Mesela işte anlık ama biri gelince kaldırmak zorunda kalıyor. Tabii bu çok güzel olur. Aslında şöyle tamam. Şey de kiler dolabı yapıyorlar biliyor musun? O da olabilir de dolabı değiştirirsem diye cesaret edemiyorum. Olmaz o zaman boşver. Şimdi şu köşemizde aynı bu şekilde devam edecek şu kapandı. Boşluk alan. Camlı ama camlı olacak. Değil bu şekilde devam edecek. Bence güzel olacak hadi bakalım. Ayakkabılığımız yapılacak onu da bitince size gösteririm. Şimdi diğer odalarda da işimiz var. Aynen. İşte giyinme odası yapılacak. Giyinme evet. Odasının içini benimkinin tarzında istiyorsun. Aynen. Bir bakacağız işte ona. Bir de şeye bakacağız. Ebeveyn banyosuyla banyoya da bakacağız. Bizim evdeki mi? Yok burada işte bir şeyine kapakla. Bir tane şey gördüm sayfada. Abiye göstereceğim onu. Telefon getireyim abi de sana. Bir tane şey gördüm sende. Onu soracağım. Şimdi burayı çalıp tamam. Oraya tamam. Geçelim. Şimdi dolabın ölçülerini de aldık. Onları da hallettik. Evet. Ama sürgülü mü, kapaklı mı, kararsızız. Onda belirsiziz. Bakalım. İşte en sonunda karar vereceğiz ona. Şimdi şöyle. Ama sürgülü olur gibi geliyor bana. Abi mesela diyelim ki kapak düştü. Garantimiz nedir? Ben seni arayıp abi bak gel der miyim? Tabii biz her zaman buradayız. Tamam. Her zaman buradayız ama. Bir de dediğim gibi bir şey olursa mesela diyelim ki anneminki gibi gitmedi. Onda da ya her o, koşulda ararım abi. Yok o bizde öyle şey abi, yok. Abi sıkıntı tamam. Oldu mu en azından aynen. Götürürsün. Bizimki biraz biliyor mu abla? Yani kendini kaldırıp koyabileceğin al. Tamam. Abi şöyle mesela ortası işte şöyle sepetli. Tamam. Yanları ikişer çekmece. Aynen. Şu şöyle. Aynen tamam. Kulbu da bunlar oluyor öyle mi? Olur kulbu da. Bakın şimdi. Bakın evde kim var. Burada bir 4 aylık bebek. Aşkım, bum bu. Şu kollara bak. Bay bay anneciğim. Kollara bak. Kameraya el salla. Burada da doğacak bir bebek. Sadem, Milan. Ay. Milan ismi nasıl kaldı? Biz İtalya'ya gitmiştik o zamanlar hamileyken. Yani çok garip bir konu. Tamam anla hadi çek. Ben bunu Reels çektireceğim ona ben. Selamlar. Şimdi ustayı yolcu ettim. Üstüne kızlarla biraz oturduk, aynen. Sohbet ettik. O sıra eşcağızım geldi. Üstüne ben de bir selam verdim herkese.
Öyle dolu dolu. Milan'ı tuttum kocamda. Keşke o anı çekseydim sizin için. Arada kediler de nasiplendi bende. Evet, güzel oldu. Ne verdim ben onlara en son? Bilmiyorum malt ki. Verdim, malt. Bayağıdır vermiyorduk. Öyle. Bakalım inşallah güzel şeyler olacak gibi mutfakta. Evet, çünkü benim boyum yetmiyor. Kimi çekmeye. Şimdi, o zaman yakında bir bayramdan sonra, yakın dedim o kadar. Evet, yani en yakın bayramdan sonra. Bir evimizde neler değişti? Evet, değişiyor diyelim. Evet, bayramdan sonra değişmiş olacak. Evet. Düşündüğüm için dedim. İşte. Evet. Bir güncelleme videosu gelir herhalde. ev turu için. Tabii canım. Yani ev turu 2. Onu sonra, bence şöyle yapalım. Hani o değişim süreçlerini de böyle sizinle paylaşayım ki... Onları hatta Reels da yapabiliriz. Ben şöyle şuraya Instagram adresimizi bırakayım. Oradan takip ederseniz hem bu gaps hem işte günlük yaşamım hem neler giyiyorum, neler yiyorum, neler içiyorum hem ev, her şeyi orada görebilirsiniz. Orada bazen daha sık paylaşım yapıyorum doğal olarak buraya göre. Burası için de usta gelip tadilat yaparken ayrıyeten çekeriz. Bir de en son bütün işlemler bittikten sonra ev turu çekeriz. Ama ben bir de dediğim gibi balkona yapmak istediğim bir şeyler var. Onları yapacağım. Hem İrem hem Sümeyye hem ben balkonla ilgili bir şeyler yapmak istiyoruz. Onları yapacağım. Onun yanı sıra o komodinlerle ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Onu yapacağım. Yani hem yatak odasında hem balkonda falan da değiştirmek istediğim şeyler var. Yani 3 ev turu sizi birazcık bunaltıyor olabilir. Olmadı bekleriz o komodin işleri içinde. Hani onları hallettikten sonra bir ev turu çekeriz. Bakarsınız öyle yaparız. Totali bittikten sonra bir tane. Evet. Mesela ama ayrı bir mutfak turu çekebilirim sizin için. Çünkü çekmecelerimi baştan düzenleyeceğim dolaplar yapılınca. Beraber hem çekmecelerimi düzenleriz hem bir mutfak turu yaparız. Hem o dolaplarla ilgili size de fikir vermiş olurum. Bence daha iyi olabilir. Öyle yani. Şimdi Göktuğ bana yemek yapacak. Ben ona zaten dün yapmıştım. Onu yiyecek. Sağ olsun. Ben yiyemiyorum. Ellerine sağlık. Ay, afiyet olsun. Dolma yapmış bana. Evet. Şu an o kadar yiyesim var ki dolma ama neyse tavuk yiyeceğim. O sıra ben biraz tavuk suyunu içeyim. Yani o şeyini yemeyeyim suyunu. Midem boşsa biraz. Evet içeyim. Midem boş. Tamam. Onu şey yapalım. Ben Göktuğ yemek yaparken de çekerim ama bir üstünü başını soyunsun kendine gelsin. Sonra bir de yemek videosu. Hem bize bir tarif verir bakalım. GAPS diyetine göre bir akşam yemeği nasıl yapılıyormuş onu görmüş oluruz kendisine. Basit bir şey çok. Evet şey ama olsun sonuçta yani. GAPS'de zaten çok bir şey olmadığı için o basit şey bile birçok insana burada fayda sağlayabilir. Bir de lezzetli yapıyor. Ben öyle yapamıyorum. Eğildin mi? Yok. Sadece koymuyorum. Tamam hadi yemek tamam. Yaparken buluşalım. Size şey gösterecektim durun. Fatma Nur böyle ilk kez evime gelmişti benim. Bana böyle bir ev hediyesi almış. Çok çok tatlı ve düşünceli. Şöyle göstereyim. Böyle pike diyebilirim sanırım. Açmadım henüz ama. Çift kişilik çok amaçlı örtü. Yani pike. Yani benim için pike. Çok hoşuma gitti. Böyle tam yazlık bir şey. Onun da Instagram hesabı var. YouTube hesabı yok. Instagram'da çok güzel şeyler paylaşıyor. Hamile kendisi. Çok güzel bebek kıyafetleri paylaşıyor. Yani eviyle ilgili detaylar paylaşıyor. Ben onun Instagram'ı da şuraya yazayım size kullanıcı adını. Açıklamalara bırakayım hatta daha garanti olsun. Burada şimdi gözden kaçabilir. Ona da bir bakın. Takip ederseniz, beğenirseniz de benden selam söylemeyi unutmayın. Tamam. Et dışarıdaydı. Evet. Öncelikle... Çiğ yağımız. Çiğ yağını, yani sade yağ. Ben de dinliyorum. Bir kaseye kalarak çiğ yağıyla harmanlayıp üzerine şey atalım. Baharatlarını atalım. Tabii. Öbürsünü katıyken çok hoş olmuyor açıkçası. Yazısını ben çıkarayım. Gördüğünüz gibi. Burada dilimlenmiş tavuk göğsü var. Kesinlikle. Ben sana 7 yapayım. Bir tane de belki ben yerim. Tamam. Şimdi onları da direkt bunları air fryer'da yapacağız. Bunun içerisine. Ve yamağım olan badem özetmişti. Tabii ki de baharatları ama seni bak görmüyorlar böyle anlatmak olmaz. Tamam görüyorlar şimdi.
Bade Hanım'dan baharatlar isteyeceğiz dökmesini. Çünkü elim yağlı olacak. Tamam. Kaldı sanırım. 7 dilim falan, 7-8 dilim. O zaman ben bu buzluğa 2'ye bölerek koyayım değil mi? 2'ye bölmen. Evet. Şimdi kamerayı alıyoruz ve gösteriyoruz. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi. Curry sosumuz, karabiberimiz, tuzumuz. Sadece bu kadar. Bir de G yağımıza bulanmış. Moduna bir alıyorum önce. 180 derece ama ben bunu 190'a çıkarıyorum. 28 dakikaya ayarlı. Yeterli şu an. Yarım saate yakın. Başlatıyorum. Bu arada da Bade Hatun ortalığı topluyor. Çok karıştı çünkü burası. Diğer tavukları komple mi attın şu an? Onları ayıracağım. Biraz şey olsun. Birbirlerini de ayıracağım. Paketleyeceğim yani. Bir de bana eşimin yaptığı lezzetli mi lezzetli dolmalara bakalım. Şimdi bir en az 3 tane yemem lazım. Ye. Afiyet bal şeker olsun. Evet. Buradan karanlık oluyor. Evet. Şimdi yemeğimiz hazır. Hatta eşim çoktan bitirmiş bile beni beklemeden. Hemen daha yeni alabildim. Şuna bak. Bir tane yiyorum. Bir tane yiyormuş. Beni evet. Beklemedi. Aşkım çok acıkmıştım. Hiçbir şey yemedim tamam, öyle. Tamam tamam. Afiyet olsun. Nasıl, güzel mi bari? Ya eline sağlık. Hadi bakalım. Avokado yemediğim için sabah şimdi yemeye çalışıyorum. İkisi çok alakasız biliyorum ama yiyorum. Evet. Bakalım şimdi ben de başlayacağım. Zaten dün yemiştim. Gayet de güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Biraz ters. Şimdi yemeğimizi yedik ya. Mini'nin yüzünün şurasında bir çizik oluşmuş. Yani hatta koparmış o bölgeyi böyle. Tırnağıyla mı yaptı, birbirleriyle didişirlerken mi oldu anlamadık. O yüzden dedik yani bir losyon vardı. Onunla önce bir hani mikrop falan varsa kırılsın dedik. Şimdi de zaten çok yakın hayvan hastanesine geldik. Bir göstereceğiz çünkü içimiz hiç rahat etmedi. Açıktır ya, kapalı değildir değil mi? Hayvan hastanesi kapalıydı. Yani anlamadım niye kapalı olduğunu. Biraz dinlendik. Bahar'ı izleyememiştim ben. Bahar'ı izledim. Biraz da sızmışım böyle. Halsizlik var üstümde bugün. Yani dediğim gibi size olabildiğince dürüst olmaya çalışıyorum şu süreçle ilgili de. Yarın doktor kontrolüm var. Hem diyetisyen kontrolüm hem de yine o işte bir önceki videoda çekmiş olduğum şuraya bir yerlere bırakayım ben o videoyu. İşlemler yapılacak. Yani artık bir şeyler, farklı bir şeyler tüketebilmek istiyorum. Çünkü çok halsiz hissediyorum bazen gerçekten, yani o şey geliyor. Ama sizden de güç buluyorum açıkçası. Çok güzel dileklerde bulunuyorsunuz. Bugün de beraber geçirelim istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki destekliyorsunuz beni. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Sizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.